Beğeniyorum son zamanlardaki, son yıllardaki formaları. Hasbi Menteşoğlu zamanı, Tanju Ya. Çolak, Savaş Koç. Tabii Pardon, tabii. Savaş Koç değil. Yok, Tanju Büyük Çolak. Savaş. Sonra Evet, Galatasaray'a da evet, geldi. evet. Büyük Savaş. Ne yıllardı be. Soldan İzmir'den de prekaz izleyicilerimiz ortaladı. Ben selam yükseldim, kafaya vermiş. vurdum, gol oldu. İyi oluyor, gol oluyor. Tanju, ne diyorsun o gole? Samsun'dan Bir da an gözle izleyiciler de yazmış bakın. geldik. Bu arada Samsun'dan selam Türkmenistan'dan yazmışlar. gönderiyorlar. Selam yolluyorlar bize. Azerbaycan'dan bahsettik ya. Aleykümselam. Evet. Türkmenistan'dan. Bütün Türk dünyası bir kuştur. Gövdesi Anadolu'dur. Kanadın bir yanı Türkiye Cumhuriyetler diyoruz ama onlar bizim kardeşlerimiz. Tanım öyle, Türkiye Cumhuriyetler. Kanadın diğer kısmı da Evet, Balkanlardır. güzel, Yine yeri doğru. gelmişken, yani İsviçre milli takımı dediğin esasında Kosovalı kardeşlerimiz bizim. Evet. Prizrenliler, Brodlular, Mitrovicheliler. Tabii. Yani onlar esasında Cevat Prekazi'nin komşuları. Komşuları. Yani onlar çalışmak için bizim gurbetçilerimiz gibi İsviçre'ye gittiler. Büyük çoğunluğu Kosova'dan gittiler. Adem Yaşari Havalimanı'ndan Zürih'e gittiler. Adem Yaşari de Kosova'nın bu Sırp Savaşı'nda 1994 Bosna Savaşı'nda büyük kahramanlık örneği göstermiş bir yiğit adamdır. Bütün ailesiyle beraber 33 saatlik bir direnmenin sonunda bir ordu tarafından şehit edilmiştir ailesiyle birlikte. Aklında yanlış kalmadıysa 5 yaşındaki evladıyla beraber katledilmiştir. Yeri gelmişken buradan Kosovalı soydaşlarımıza sevgilerimizi gönderelim. Adem Yaşari şehidimiz de Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele buyursun. Ne Amin. kadar güzel, Kosova'da da uluslararası meydana onun adını vermişler. Onun kabrini ziyaret etmiş, katledildiği, şehit edildiği, ailece şehit edildiği evinde de ağlamış biri olarak bunları Gittin oraya. söylüyorum. Gittim. Ya orası inanılmaz. Bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hakimi miymiş, neymiş bu? Ratko Mladic'in Evet. cezasını şey bulmuş, yani insan haklarına aykırı bulmuş bir adam. 11 Temmuz'da bir şey kalmadı şurada. 1-2 hafta içerisinde 11 Temmuz. Sen 11 Temmuz'da Srebrenica'da ne olduğunu biliyor musun da Ratko Mladic'le ilgili konuşuyorsun abuk subuk. Evet. İnsan Hakları Mahkemesi bilmem neyse. 11 Temmuz'da az Canlı kaldı. yayındayız. Yine Bosna'daki kardeşlerimize, soydaşlarımıza da selamlar olsun. Benim orada annem var. Annem derken beni evlatlarına kabul buyurursa Srebrenica annelerinin başkanı var. Munire Sbasic. Kadı anne ile beraber 3 evladını ve eşini katletmişler. Eşinin ve iki evladının kemiklerini buldu. Ortanca oğlunun kemiklerinin defininde beraberdik. Küçük evladının kemiklerini arıyor. Bir anneyi öyle düşünün. Düşünün işte. Srebrenica anneleri. Orada sözüm ona Hollandalı askerler ki onların hepsine memleketlerine döndüklerinde üstün hizmet beratı vermişler. Katillere, o bizim Boşnak kardeşlerimizi, Müslüman kardeşlerimizi İşin acı tarafı, bir el ateş etmeden teslim ettikleri için. bunlar olurken de bütün Batı medeniyeti seyretti. Bütün Evet. dünya seyretti. Bakın Makedonya'dan Selman Bey de demiş ki Mlogo Selamu, Befo Iskopya. bahsettiğiniz Moymoyko Drijo. Balkanlardan çok selam. Adem Yaşar'ı anmanız bizi ekstradan sevindirdi demiş. Yaşar yanmanız bizi Adem ekstradan Yaşari'yi anmak bizim onurumuzdur. Onun anılmaya ihtiyacı, o şehittir. Allah indinde o cennet katındadır da onu anmak bizim şerefimiz olmuştur. Yani onun bizim anmamıza ihtiyacı yok. Rahmet gelmiş. Rahmet okumamız gelmiş. O Allah, Cenab-ı Allah bize onu lütfetmiş. Makedonya'daki kıymetli dostlarımıza da selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Bir gün birinin yolu baş çarşıya düşerse oradaki ortadaki çeşmeden bir su içsin. Tekrar oraya gitmesi için. daha kolay oluyor. Çarşıya girdikten sonra ilk sola dönsün. Sağdan üçüncü dükkan abla kardeş işletir. Harika boşnak börekleri yaparlar. Ateşin altına da yakarlar. Üstüne saç koyarlar. O saçın üzerine de ateş Bu koyarlar. son Hem sayfaya alttan gelen Şoray uzun hem yolda şu üstten. an. Son sayfaya gelen bir yemeğe dalıyor abi. Bu benle Ama ilgili bir şey yani değil. şimdi Şoray uzun Daha varsa Cevabi'den mümkün değil bahsetmedim. zaten Cevabi yani. dedi. En sevdiğim Cevabi var. abi. Yanında da Şopska. Şopska. Yusuf Çelik, Brooklyn, New York'tan. Yeah. Postacı Yusuf. What's up, Yusuf?
What's going on? We're fine, Anna. Yeah. Bakın ama. Very young in Istanbul. Şu anda dışarıdaymış, 36 derecede posta dağıtıyormuş ve radyodan bizi dinliyormuş. Brooklyn'da. You got it, Yusuf, yeah. When I woke up this morning, I heard a different voice and from Brooklyn. And I want to go to the, you know, the Empire State Building and very high, 1932. Tam Amerikan aksanı. Yeah. Ya bir de Amerika'ya gelince herkes sanki kulaklıkla Elvis dinliyor gibi ya. Hani havaalanından çıkıyorsun, herkes çekili at durumunda ya. Ha oğlum biz de yürüyoruz hani. Oğlum lan ne yapıyorsun? Normal yürümüyorlar değil mi? Yok hani biz de abi çıkıyoruz, Beyoğlu'nda da yürüyoruz, ne bileyim Bakırköy'de Özgürlük Meydanı'nda da yürüyoruz. Ben İncirli'de de yürüyorum. Bağcılar Papaz Köprüsü'nde de yürümüşlüğüm var. Şirinevler'de de yürüyoruz. Hani Koca Sinan Lisesi'nde okuduk bilmem ne. Hani biz de yürüyoruz da bu şey nereden geliyor? Hani yaşar o kadar yani dünyayı abi sömürmek, bu kadar yüzümüze gözümüze sokmak zorunda mısın ya? Hani çok geçim rahatlar. Ailesi yok. Hani tabii. Bir dolar bir dolar ya orada. Dolar yükseldi derdi de yok ya adamlara. Check it out. Yeah. What's up man? What's up man? Who cares man? Who cares a national team? İngilizlerinki de şey ama hani böyle Amerika'dan direkt Londra'ya indiğinde dil anlamında bir şey kalıyorsun. Tabii tabii. Böyle. Sanki başka bir dil konuşuyor gibiler bazen. Yeah. Yeah. It's a different. Baba yani o zaman bize İngilizce yanlış İngilizce öğretiyorlar tabii. Tamam mı? Hani burada hello my name is Frank. What's your? Öyle bir şey yok hani yok. Anlaşamıyorsun. Bir de bu yetkililer Uzak Doğu kökenli ya. He doğru. Hani onlarınki İngilizce ise yani Türkçeyi tercih ediyoruz onların konuşmaları evet için. Belki onu becereme ihtimalleri var. Efendim? Evet resip istiyorum da hani sen söyleyebiliyor musun bunu? Tabii çok canım. Çok çok zor. Gordon Mill'in İngilizcesi ya. It's a hot game. Yine o Beşiktaş. Yeah. We need a trick point. Her maç. It's a hot game. Sanki ağlar babacığım, gibi konuşuyor. Babacığım 9 atmışsın, 8 atmışsın. It's a hot game. Daha nasıl hard game olacak? 8 atmışsın. Bunun hard'ı mı kalmış artık? Doğru. Feyyaz üçlemiş, Metin üçlemiş. Adana Demirspor 10-0 mu? 11-0 mu? 10-0 yani. Yine. It's a hot game. Babacığım ne hard game lan? Rekor kırmışsın yani ligde. Tarihe geçmiş haberi yok. Şey soğukkanlı yani. Her maç. Her maç. Beyaz şortuyla. Evet şimdi Serdar sana çok soru geliyor Diego Costa ile ilgili. Diego Costa ile ilgili söyleyeyim. Söyle istersen. Ben ıslak imzaya yakın demiştim birkaç gün önce. Ben de bence İspanyol as markaya çeviriyorum müsaadenle. Çevir, İspanyollar da merak ediyor. Sen o çevirmenler öyledir ya. Sen anlat abi. Diego Costa. Diego Costa. Ama şimdi. Şotalı tercümanı gibi ol. Diego Costa. Diego Costa.